Geçtiğimiz birkaç videoda oldukça ilginç konulardan bahsettik. Zamanın her referans sisteminde aynı şekilde aktığını, yani benim referans sistemimdeki bir saniyenin başkasının referans sistemindeki bir saniyeye eşdeğer olduğunu öne süren Newton'un bakış açısına göre olan varsayımları bir kenara bıraktık. Hatta uzayın mutlak olduğu varsayımını da bir kenara bıraktık. Bu varsayıma göre birbirimize göre bağlı hızlarda hareket ederken benim referans sisteminde belli bir yöndeki 1 metre başkasının referans sistemindeki 1 metre ile aynıdır. Bu varsayımları bir kenara bıraktığımızda evrende gözlemlenebilen bir şeyin farkına vardık. O da ışık hızının mutlak olduğu fikri. Buna göre hangi referans sisteminde olduğumuz ve ışık kaynağının hızı fark etmeksizin ışık hızının her zaman saniyede 3 çarpı 10 üzeri 8 metre yol aldığını kabul ederiz. Mutlak zaman ve mutlak uzayla ilgili varsayımlarımızı geride bırakarak ışık hızının mutlak olduğundan bahsettik. Bu da ilginç bir diyagram çizmemize sebep oldu. X ekseninin üzerinde yer alan X üssü ekseni bu varsayımdan sonra X eksenine paralel bir açı oluşturdu. Şu an peki bu açı da neyin nesi diye kendi kendinize soruyor olabilirsiniz. Aslında x üssü ve x arasındaki açının t üssü ve t arasındaki açıya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ya da önceki videolarda yaptığımız gibi ct eksenindeki birimleri zaman birimi olan saniye cinsinden yazmak yerine metre şeklinde de ifade edebiliriz. Bunun ne olduğunu tam olarak anlayamadıysanız son videomuzu yeniden izlemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi bu iki açı birbirine eşit görünüyor. Bu videoda iki açının gerçekten de birbirine eşit olduğunu göstermek istiyorum. Birkaç video önce verdiğimiz örneği bir kez daha hatırlatayım. Bu örnekte arkadaşımın referans sisteminde 3 çarpı 10 üzeri 8 metre uzaklıktaki uzay gemisine yolladığı ışının sekerek kendine geri geldiğini söylemiştik doğru üzerinde yer alan metreleri ve saniyeleri işaretlediğimizde, başlangıç noktasından 3 çarpı 10 üzeri 8 metre uzaklıktaki noktanın, başlangıç noktasından 1 saniye uzaklıktaki noktaya eşit olduğunu kabul etmiştik. Bu ikisini de şu an 3 çarpı 10 üzeri 8 metre şeklinde ifade ettiğimizden bu kulağa oldukça mantıklı geliyor. Ayrıca bir ışının bu uzay zaman diyagramlarından birinde kat ettiği yolu çizerken, bu ışının her zaman ışığın ilerlediği yöne bağlı olarak 45 derecelik pozitif bir açı veya 45 derecelik negatif bir açı oluşturacağını söylememiz mümkün. Hatta bu sayede, x üssü ekseninin x eksenin üstünde yer almadığını, aksine x eksenine paralel bir açı oluşturduğunu fark etmiştik. Ancak bu açı üzerinde çok fazla kafa yormamıza gerek yok. Buradaki açıyı alfa olarak adlandıralım. Bu 45 derecelik doğruyu devam ettirirsek bu diagramdaki herhangi bir ışının 45 derecelik bir açı oluşturacağını görebiliriz. Bunu çizsem daha iyi olacak. Bu açı şu şekilde görünür. Açıyı her iki tarafa doğru da devam ettirebiliriz. Bu açının 45 derece olduğunu biliyoruz. Buradaki açı da 45 derece olur. Oluşan üçgeni farklı bir renkte çizelim. Burada oluşan mor renkteki üçgenin ikizkenar bir üçgen olduğunu söyleyebilirim. Peki, bunun ikizkenar bir üçgen olduğunu nereden anladık? CT üssü eksenindeki bu mesafe 3 çarpı 10 üzeri 8 metreye eşit. x üssü eksenindeki bu mesafe de 3 çarpı 10 üzeri 8 metreye eşit. Yani bu iki kenar birbirine eşit ikiz kenar üçgenin taban açılarının birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Yani buradaki açı diğer açıya eşit. Bu iki açı birbirine eşit olduğuna göre buradaki iki açı da bu açıya eşit olur. Çünkü bu iki açı üçgenin iki taban açısını tamamlar. Şimdi de üstteki üçgenle aşağıdaki üçgeni kararlaştıralım. Fark ettiyseniz iki üçgende de 45 derecelik bir açı var. İkisinde de aynı mavi açı bulunuyor. Dolayısıyla üçgenlerin üçüncü açısı da birbirine eşit olmalı. Unutmayın, üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceye eşit. İki farklı üçgenin ilk iki açısı aynıysa, üçüncü açısı da aynı olur. Alfa açısını 4 çizgiyle gösterelim. Buradaki açı alfa ise, buradaki açı da alfa olur. Oldukça ilginç, öyle değil mi? Burada üçgenler arasındaki simetriyi görüyoruz. Bu sayede her referans sisteminde ışık hızının 3 çarpı 10 üzeri 8 metre alınması gerektiğini söyleyebiliriz. Fark ettiyseniz fenerimden yayılan ışık da benim referans sistemimde bu şekilde görünür. Yani benim baktığım noktadan bu ışının Minkowski uzay zamanında kat ettiği yol bu şekilde gözükür. Arkadaşımın referans sistemi için de uzay zamanda bir nokta belirleyelim. Arkadaşımın x'te zaman koordinatı burada yer alırken ct üssü koordinatı burada yer alır. Bence bu oldukça mantıklı. Yani bir ışık saniyede ışın 1 metre yol alır. Böylece bana göre bağıl hızı ışık hızının yarısı olsa da arkadaşımın baktığı noktadan bu ışının ışık hızında yol aldığını söyleyebiliriz. Peki, arkadaşım daha hızlı hareket etseydi veya ondan da hızlı hareket eden biri olsaydı ne olurdu? Bu durumda CT üssü ekseni daha keskin bir açı oluştururdu ve şu şekilde görünürdü. Peki X üssü açısı nasıl görünürdü? X üssü açısı da ışığın kat ettiği yola simetrik bir noktada olurdu. Böyle görüneceğini tahmin ediyorum. Burada bana göre daha da hızlı hareket eden biri olduğunu varsayalım. Burası CT üssü, burası da X üssü olsun. Fark ettiyseniz benim referans sistemimde ikinci referans sistemi gittikçe ışık hızına doğru yaklaşır ve koordinat eksenleri 45 derecelik açının etrafında gittikçe sıkışır. Bu videoda bunu çizmeyi düşünmüyorum çünkü burada bir simetri olduğunu bilmeniz yeterli. Ancak başka bir konuya daha değinmek istiyorum. Arkadaşım bana göre pozitif x yönünde ışık hızının yarısı bir hızla ilerlerken arkadaşımın baktığı noktadan negatif x üssü yönünde ışık hızının yarısı bir hızla ilerliyormuşum gibi algılanır. Bu yüzden benim referans sistemimi buradakinin üzerine yerleştirdiğimizde nasıl bir görüntünün ortaya çıkacağına dair biraz kafa yormanızı istiyorum.